Uçakla çok bağlantılı. Şimdi bu ekonomik krizin dibe vurduğu ülkenin uçağın dikine faciaya doğru sürüklendiği bir günde 500 milyon dolarlık bir içi saray olan bir uçak. Bunlar tarihte arasan bulamayacağın şatafat, rezillik. Yani kimse inanmaz size. Yani Tayyip Bey niye kimse inanmıyor? Şimdi ben samimiyetle söylüyorum yani benden duymuş gibi olmasın. Tayyip Bey'e devlet güvenmiyor. Bürokrasi güvenmiyor. Ya kadroları kendi kadroları güvenmiyor. Ya onlar da nihayetinde ne kadar AKP'li olursa olsun insan. Böyle bir ekonomik krizde sen 500 milyon dolarlık bir uçak. Önce israfa karşı çok sert. İşte israfa karşı diktatör olacaksın sen. Kimse bir şey harcamasın diyeceksin. Hani çocukken kendi evimizde annemizin bize yaptıklarını. Oğlum şunu yapma, şunu yapma, şunu harcama, şunu şey yapma değil mi? Ağır bir sorumluluk, ağır bir şey kontrol, ağır bir denetim. Önce bunu yapacaksın. Tam bunu dediğim gibi 500 milyon dolarlık uçak millette dalga geçer gibi. Tarihte de bulamazsın yani bunu. Eski tarihlere git, eski saraylara git. Ya böyle hediye olur mu? Bir de hediye olması daha feci yani. Hediye alıyorsan senin o ülkeye minnet borcun doğuyor. Bir şekilde ona 5 milyarlık, 10 milyarlık bir belki de bir şey, bir şey vereceksin. Ya da verilmiş. Kim kime bedava bir şey verir? Hediyenin sınırları vardır. Ya 500 milyon dolarlık hediye mi olur? Hediye dedin yani altın taşlı bir şey ne bileyim, elmas taşlı bir şeydir yani bunu anlarız. O bile olmaz belki. Abdullah Güller'de gördüğümüz üzere hediyeler onlar yani. Bu olacak şey değildir, bu bir zihniyet meselesidir. Ve kendi kadroları Tayyip Bey'e inanmıyor, bürokraside inanmıyor. Öyle üretim diyorsan buna inanmış kitleler lazım. Yani onun yapıcı kadronun kendisine inanması lazım. Geçmiş olsun, Türkiye'yi mahvettiler.